Müslüman kadının cihadı nasıl olmalı? Müslüman kadın tabi bulunduğu memlekete göre cihadı değişir yani. Mesela Filistin'deki bir Müslüman kadının cihadı yine Türkiye'deki farklıdır yani. Filistin'de Irak'taki bir Müslüman kadının cihadı icabında silahlı cihat da olabilir yerine göre. Yapacak başka adam yoksa ona kaldıysa iş Normalde kadınlar silahını cihattan sorumlu değildirler. Peygamberimize sorulduğu zaman bize cihat yok mu ya Resulallah? Erkekler cihat sevabı kazanıyorlar. Bize cihat yok mu deni diye sorduklarında Efendimiz buyuruyor ki size kılıçsız cihat var. Kılıçsız cihat. Ama hac ama bugün yapıldığı gibi kadınların mesela kadınlara ders yapmaları, faaliyet yapmaları, koşturmaları kılıçsız cihat diyor peygamberimiz. Kadınlara düşen böyle bir cihattır. Ama icabında bir durum olur, bir olay olur. O anda kadının silahlı cihat yapması da gerekebilir. Mesela bizim kurtuluş savaşımızda mesela diyelim ki kadınlarımız da çarşaflı analarımız, nenelerimiz de savaşmışlardı. Ama elbise dikerek, ama cepheye mermi taşıyarak, ama bazen de eline silah alıp da düşman karşısında kendi namusunu koruyarak savaşmışlardı. Yani duruma göre değişir ama Türkiye şartlarında Müslüman kadının cihadı nasıl olmalı deniyorsa, soru buysa eğer, bugün Müslüman kadın evvela bir, dinini iyi öğrenecek, iki, yaşayacak, üç, İslami faaliyetlerin içinde görev alacak ve koşturacak, evinde oturmayacak. Bun, bununla mükelleftir. Normalde eğer, yeterli sayıda hoca hanım olsaydı bu her kadına farz olmazdı. Faaliyetlerin içinde bulunmak her kadına farz olmazdı. Yeterli sayıda hoca hanım olsaydı. Ama yok. Yok. Dolayısıyla her kadının da cihat içerisinde bu bir cihattır. Kur'an'ı anlatmak bir cihattır. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinde buyurur ki Ve وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Onlarla büyük cihatla cihad et. Kur'an ile büyük cihat yap. Onlarla Kur'anla büyük cihat yap. Demek ki Kur'an'ı anlatmak da bir cihattır. Dolayısıyla kadınların cihadı bugün Türkiye şartlarında erkeğin cihadı da kadının cihadı da tebliğ şeklinde olan cihat, mali cihat ya da malını vermek Allah yolunda bunun gibi kadın erkek Gerek mal ile gerekse tebliğ faaliyetleri yaparak cihat edebilir. Ee, yani bu memleketteki cihat silahlı olacak değildir yani.